Biz çevrecilik ve yeşilcilik bahane ederek bu birkaç ağaç değildir, hala anlamadın diyen çukur zihniyetin meydanlarda başka amaçlarla yaptığı çevreciliği anlamıyoruz biz. Öyle alabora olup yurt dışına gidenlerle kol kola gezenlere bizim söyleyeceklerine havale ediyoruz. Beyefendi çok düşkün yeşili anladığım kadarıyla. Evet. Taksim'de Gezi Parkı eylemleri sırasında bizim tek derdimiz oradaki yeşili korumaktı. Evet, mesele de yeşil değildi sadece. Memleketi sizden de korumaktı aynı zamanda. Mehmet Ali Alabora en ufak bir hata yapmamıştır. Onunla kol kola yürümüş olmak tıpkı onun benimle kol kola yürüdüğünü hissettiğinde olduğu gibi bir onurdur. Bunu da böyle ben size söyleyeyim. Ben burada yaratılmak istenen şeyi kınıyorum. Yani bir yere cami yapılmasını istememenin, caminin oraya uygun olduğunun onaylanmamasının din düşmanlığıymış gibi lanse edilmesini kınıyorum. Ben İstanbul'un tarihi camilerinden bir tanesine 10 metre uzaklıkta oturuyorum. Cami bomboş. Bir caminin yapılarak ne kadar İslam'a bağlı olduğunun insanların gösterilmesini bir eksiklik olarak görüyorum. Bu semboller üzerinden gitmenin İslami değerlere, olması gereken dürüstlüğe, namuslu olmaya çok büyük derecede hasar vermiş insanlar tarafından cami yapılarak bir şeylerin ispatlanmaya çalışılmasını bir şov olarak görüyorum. Gerçekten böyle görüyorum. Bugün Türkiye'de İmam Hatip liselerinde okuyan öğrencilerin deizme yönelmesinin sorumlusu yapılmamış camiler değildir. Bugün Türkiye'de deizme ve ateizme yönelen insanların, kendi kültürlerinden uzaklaşan insanların nedeni, sorumlusu demokrasi ve batıcılık değildir. Bu ülkede İslam'ı kullanarak, İslam dinini kullanarak, onun değerlerini kullanarak bu kültürü deforme edenler CHP zihniyeti değildir. Kenan Evren bir CHP'li değildir. Kenan Evren'i yargılamayanlar da CHP'li değildir. Onu yargılama vaadiyle referandum yaparak bambaşka şeyleri amaçlayanlar da CHP'li değildir. Bugün Salda Gölü'ne gidip millet bahçesi yapma bahanesiyle bilmem kaç milyon yıllık gölü kanalizasyonlarla mahvedenler CHP'li değildir. Bugün İkizdere'yi taş ocağı kurma bahanesiyle yüzlerce yıllık ağaçları kesenler CHP'li değildir. Bu ülkenin doğasına, bu ülkenin insanına, bu insanların saf inançlarına, kültürüne bu kadar büyük darbeleri vurmuş insanlar CHP'li değildir. Lütfen sizden rica ediyorum, buradaki konuşmaları can kulağıyla dinleyiniz ve bu konuşmalarda dezenformasyonu, insanları galeyana getirici konuşmalardan uzak durunuz. Bizler insanız, bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin iyi olmasını istiyoruz ve bugün SMA'lı çocuklar için tedavi sağlayamayan tek ülke Türkiye'dir. Lütfen sizden rica ediyorum, biraz gerçekçi olunuz.